911. What's your emergency? We're about to turn it on. Merhaba değerli dinleyicilerim. Sizlerin de oylarıyla belirlediğimiz yeni hikaye serimiz olan Dedektif Hikayelerin ilk hikayesi Girdap. İyi dinlemeler. Sabah kahvaltımın başına yeni oturmuştum. Sağında sucuklu yumurta, çilek reçeli, kaşar peyniri, yeşil ve ziyal zeytinden oluşan kahvaltımın tam tadını çıkarmaya çalıştığım sırada en sevdiğim zamandı. Sofra keyfimin içine eden kapı zili çalınca tam da zamanıydı dedim olsunsuzca. Daha yeni bir iki yudum aldığım çay bardağını masaya bıraktım. Zil yangın paniği varmış gibi aralıksız çalıyordu. İsteksizce kalktım. Kapıya gittim. Sanki geldiğimi hissetmiş gibi zil sesi kesildi birden. Emekli polislerin verdiği tedbirli olmanın alışkanlığıyla dışarıdaki sesin varlığını duymaya çalıştım. Kim o? Demir, oğlum evde misin? Açıver kapıyı. Ben, 1. kattan komşun Tomris teyzen. Kadına bak, sesimi duyuyor, yine de evde misin diye soruyor. 12 yıldır bu sitede oturduğum zaman içinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Tomris Hanım'ın istekleriyle uğraşmaktan gına gelmişti. Ne zaman devletle bir işi olsa kapıma damlar, evladım sen memur adamsın, bu işleri anlarsın, şu işimi hallediverir misin deyip elime kağıtlar tutuştururdu. Herhalde yine bir iş yükleyecek diye düşünüp kapıyı açtım. Ama bu sefer elinde kağıtlar yoktu. Telaş ve sıkıntılı bir yüz vardı karşımda. Hayırdır Tomris Hanım, ne oldu? Bir şey mi var? Belli ki üzüntüsünden çatallaşmış sesiyle girebilir miyim evladım deyip kenara çekilmeye fırsat vermeden içeriye hamle yaptı. Bu girişi hayra alamet değildi. Dur bakalım altından ne çıkacaktı. Salona buyur ettim. Oflaya puflaya berjer koltuğa bıraktı kendini. Bir yandan da aklım yumurtalarda. Soğuyunca tadı falan kalmayacaktı. Yeni demlemiştim, çay içer misin dedim birden istem dışı. Yok sağ ol evladım, evde içmiştim. Seni de rahatsız etmiyor muydun inşallah? Önemli bir durum olmasa sabahın körü dediği de saat 10'du gelmezdim. Kusura kalma, sen de otur şöyle karşıma dedi. Yan çaprazındaki divanın ucuna iliştim. İçimden su veya elektrik faturasını yatırmayı unuttuğu için onlardan biri kesilmiştir veya kiracısıyla başı dertleri diye geçirdim. Buyur Tomris Hanım, mesele nedir? Torunumdan haber alamıyorum. Evvelki akşam İstanbul'dan otobüste yola çıktı. Dün gelmesi gerekiyordu. Hala ortalarda yok. Meraktan bütün gece uyuyamadım. Aklıma sen geldin. Polis olduğun için sen halledebilirsin diye düşündüm. Onun için geldim. Torunum Yıldız, evvelki akşam gece 12 otobüsüne binmiş. İstanbul'dan kızım aradı. Geldi mi diye sordu. Nerede bu kız ya Rabbim? Zaman kötü. Ortalık manyaklarla dolu. Bir iş gelmesin başına dedi. Dur, hemen telaşlanma. Belki bir arkadaşına uğramıştır. Saat daha 10, belki yoldadır. Yok Demir oğlum, burada tanıdığı benden başka kimse yok. Hangi firmanın otobüsüyle gelmiş biliyor musun? Pamukkale galiba. Biliyorsun ben emekliyim artık. Emniyette resmi bir ilişkim kalmadı. Nasıl faydalı olabilirim ki? Neden emniyete bildirmiyorsun? Onlar bu konuda hassastırlar. Hemen ilgilenirler. Şu sıralar sıkça olan kayıplar yüzüne önem verirler. Kızıma da aynı şeyi söyledim ama o bu araştırmayı özel bir dedektifin yapmasını istiyor dedi. Dedektif mi? Ama ben özel dedektif değilim. Öyle bir sertifikam yok. Şimdilik yok. Almayı da düşünmüyor değilim. Bak evladım. Seni yıllardır tanıyorum. İyi, efendi birisin. Evladım gibi de severim. Damadım varlıklıdır. Para konusuna ne gerekiyorsa yerine getirir. Emekli de olsan geride bıraktığın birçok polis dostundan yardım alabilirsin. Yıllardır birçok işimi gördün. Artık bunun karşılığını da vermek isterim. Ne olur yardım et. Şekerim, tansiyonum devamlı yükseliyor. Kendimden de korkuyorum. Biliyorsun yalnız yaşıyorum. Ölsem kimsenin haberi olmayacak. Yanında yardımcın olduğunu sanıyordum. Var ama o da akşam oldu mu evine gidiyor. Tamam dedim. Ajitasyona başladı işte. Her ne kadar gına geldi desem de Tomris teyzeyi seviyordum tabii ki. Mahallenin iyilik perisiydi. 1.60 boyu, endamını hala koruduğu vücuduyla bakımlı bir ihtiyardı. Tam bir cumhuriyet kadınıydı yani. Ben de 1.85 boyumla iri bir yapıya sahibimdir. Bir çatışma sonucu bir yıl önce malulen emekli olunca bir boşlukta kalmış gibiydim. Yaşım 39'du. İşim gereği en iyi seçimim tabii ki dedektif olmaktı. Durağan yaşam bana göre değildi. Haliyle bir deneme olur, bu işi almakla kapıyı aralamış olurum. Hiç olmazsa diye geçirdim aklımdan. Tamam dedim. Senin hatırın için bununla ilgileneceğim Tomris teyze. Teyze dememde bir sakınca olmaz değil mi? Çünkü seni o gözle görüyorum. Bir büyüm olarak. Ne sakıncası olsun evladım? Bak ben de sana devamlı evladım diye sesleniyorum. Kabul ettiğine göre bir ücret söyle o zaman. İlk elde 10.000 lira vereyim olur mu? Sonra tekrar bakarız duruma. Aslında rakam çoktu. Ama çapımızı birden düşürmeyelim diye. Bu rakam seni zor duruma düşürmeyecekse mesele yok. Olur tabii dedim. Yıldız'ı babaannesine geldiği dönemlerde az çok hatırlıyordum. Herhalde 5-4 yıl kadar önceydi. O sıralar 16 yaşlarında olmalıydı. Daha o sıralarda alımlı, boylu, kumral tenli güzel bir kızdı. Şimdi biraz değiştirmiştir diye düşündüm. Bir fotoğrafı varsa verir misin? Cep telefonundan son çekilmiş bir fotoğrafını bulup gösterdi. Fotoyu benim telefona gönderebilir misin dedim. Pek beceremiyorum öyle şeyleri. Yapabiliyorsan al telefonu hallediver dedi. Fotoğrafı kendi telefonuma gönderdim. Şimdi senden bazı bilgiler almam lazım. Gerekli bilgileri not defterime kaydettim. İhtiyara uğurladıktan sonra 10.000 lirayı da cüzdanına yerleştirdim. Bir plan yapmak için önce soğuyan kahvaltımı bitirmeliydim. Aç karnına iş olmazdı. Çayımı tazeledim. Ziyafetimin başına geçtim. Sigaradan nefret ederdim. İçenlere de acıyarak bakardım. Emekli olmadan önce eşimi kaybetmiştim. 5 yıldır yalnız yaşamın imtihanını veriyordum. Fena değil yani. Hayatımdan memnunum. Çocuk mu? Ne yazık ki olmadı. İyi ki olmamış. Ona nasıl bakardım? Hayatta tek başımayım. Arkamdan ağlayanım olmayacak hiç olmazsa. Bu nedenle arkamı düşünmüyorum. Neyse, kendimi az çok tanıttım. Şimdi iz zamanı. Sofrayı topla mutfağa taşıdım. Salona dönüp telefonu elime aldım. Bugün çarşambaydı. Önce otobüs şirketinin telefonunu çevirdim. Alo, buyurun Pamukkale seyahat. İyi günler. Pazartesi gecesi 12'de İstanbul'dan İzmir'e hareket eden otobüsünüzde bir yolcumuz olacaktı. Adı Yıldız Ayral. Listenize bir bakar mısınız? Koltuk numarası 4 olacaktı galiba. Neden soruyorsunuz? Bir yakını mısınız? Evet öyle. Amcasıyım. Aynı zamanda da polisim. Salı günü burada bulunması gerekiyordu. Bu zamana kadar gelmedi ve merak içindeyiz. Bu otobüsünüzün şu anda hala İzmir'de mi? 1 dakika bekleteceğim sizi. 1 dakika diyen adam 10 dakika bekletmişti. Evet, aracımız halen burada. Muavini bulmak için beklettim sizi, kusura bakmayın. Şu an yanımda, onunla konuşun. Tamam, teşekkürler. Alo, buyurun beyefendi. Ben muavin, yani şimdiki deyimle host Musa. Sizi dinliyorum. Pazartesi gecesi otobüsün 4 numaralı koltuğuna genç bir bayan yolcunuz vardı. Evet hatırladım. Ne oldu ki? Neden soruyorsunuz onu? Salı sabahı İzmir'de olması gerekiyordu. İzmir garajında indi mi? Evet indi. Valizini ben verdim kendisine. Eminsin değil mi? Başka biriyle karıştırmış olabilirsin. Bana tarif edebilir misin? Tabii. Ayağında açık mavi dar bir kot pantolon ve beyaz spor ayakkabılar vardı. Kısa kollu açık mavi, önünde yazılar olan tişört giymişti. Uzun, kumral saçlıydı. Lacivert renkte valizini ben verdim kendisine. Sana Bornova servisinin yerini sordu mu? Sormadı. Ama ben servisin kalktığı yeri tarif ettim. Taksiye bineceğini söyledi. Hepsi bu kadar. Tamam sağ ol, teşekkür ederim. Bu taksi işi midemi bulandırmıştı. İnşallah durak taksisine binmiştir diye dua ettim. Serseri mayın gibi dolaşan ve bir sürü duraksız çalışan ne ediyor belirsiz taksi şoförleri vardı ortalıkta. Sıra Tomris teyzenin damadı Taner'deydi. Numarasını tuşladım. Melodik ses uzun uzun çaldı. Açan olmadı. 1-5 dakika bekleyip tekrar aradım. Bu sefer ikinci çalışta açtı. O an saate baktım. Saat 11.30'tu. Alo, Taner Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun, ben Taner. Kimsiniz? Adım Demir Darcan. İzmir'den arıyorum. Kızınız Yıldız Hanım hakkında görüşecektim. Anneniz Tomris Hanım, kızınızın halen buraya gelmediğini endişe ettiği için benimle irtibata geçti. Sanırım siz de bu konuda arayacaktı. Emekli polisim. Bazı bilgileri de sizden almam gerekiyor. Sinirli olduğu belli olan ama bunu saklamaya çalışmayan bir ses vardı karşımda. Kaba bir şekilde cevap verdi. İsterim beni yanıltmazsa bu adamdan hoşlanmayacaktım herhalde. Ha evet, annemden hakkınızda bilgi aldım Demir Bey. İşi üstlendiğiniz için teşekkür ederim. Evet çok endişeliyiz. İzmir küçük bir yer. Herhalde çabuk sonuca varırsınız. Adama bak. İzmir'i köy zannediyordu galiba. Kızınız hakkında bazı sorularım olacak. Evden ayrılmasına sebep veren bir münakaşanız oldu mu? Hayır, olmadı. Biz huzurlu bir aileyiz Demir Bey. Gayet keyif alacağı bir yolculuk olacağı üzerine konuşmuştuk hatta. Babaannesinin yanına gidip biraz Ege havası almasının iyi geleceğini söylüyordu. Bileti siz mi aldınız yoksa kızınız mı? Kendisi aldı. Sanırım internet yoluyla halletti. Otogara beraber mi gittiniz, tek başına mıydı? Geçirmek istedik ama ben hallederim deyip yalnız gitti. Kapının önünden taksiye bindi, o kadar. Pamukkale seyahatin gece 12 otobüsü olduğunu söyledi. Biletini kontrol ettiniz mi? Yo, hayır. O yetişkin bir kız. Ne yapacağını bilir. Yola çıkarken üzerine ne giysiler vardı? Dur bir dakika, hanımı çağırayım. İkisi beraber çanta ve giysileri hazırlamışlardı. Telefonu masaya bırakmasının tıkırtısı, adından uzaklaşan ayak sesleri ve eşini çağırmasının gürültüsü yankılandı kulağımda. Tekrar ayak sesleri ve tıkırtının ardından bir kadın sesi şakıldı. Alo, merhaba Demir Bey. Annem arayacağını söylemişti. Ne olun bulun Yıldız'ımı. O böyle bir şey yapmazdı. Telefonda cevap vermiyor. Giysilerini sormuşsunuz galiba. Çıkarken ayağında açık mavi kot ve beyaz spor ayakkabılar vardı. Üzerine de yine açık mavi tişört giymişti. Taşıdığı valizin rengini söyleyebilir misiniz? Koyu renkti. Sanırım lacivertti. Tamam. Gelişmeler hakkında size bilgi veririm. Bir sorum daha olacak. Neden doğrudan emniyette aramadınız? Merak ediyorum. Polisin işe karışmasını istemiyorsunuz galiba. Doğru mu? Biraz öyle. Yıldız'ın polisle başının derde girmesini pek istemiyoruz. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar Demir Bey. Size kolay gelsin. Masraflar konusunda annemle konuşursunuz. O halleder. İyi günler. Anlaşıldı. Otogara yol görünmüştü. Üst kat park girişine makbuzumu alıp benim 10 yıllık dostum emektar Toyota'yı boş bir yere park ettim. Tekrar girişe yürüyüp kameraların yerini bulmaya çalıştım. Bilet gişesinin üzerinde bir tane vardı. Pamukkale terminaline yöneldim. Bankonun arkasında 3 kişi vardı. Merhaba dedim. Biraz önce telefonda bir yolcumuzu sormuştum. Musa adında bir arkadaşla görüştürmüştünüz. Hatırladınız mı? Güleç yüzlü olanı cevap verdi soruma. Ha evet, siz miydiniz? Musa'ya yolcu kızımızın resmini göstereceğim. Buralarda mı kendisi? Arabanın yanında, yola çıkacaklar, hazırlık yapıyor. Bankonun iç kısmından telefonu alıp karşı tarafa çaldırdı. Musa gelsene biraz. Telefonda konuştuğum bey burada geldi deyip kapattı. 5 dakika sonra kara kuru, esmer genç biri aceleciyle yanıma geldi. Buyurun, ben Musa. Telefonu açıp resmi gösterdim. Tarif ettiğin bayan bu resimde kimiydi Musa? Evet, bu bayandı. Sabah kaçta garaja girdiğinizde? 8'di. Peki buradan valizini alınca üst kattan mı çıkışa gitti, alt katta mı indi? Görebildin mi? Farkında değilim ama taksiye bineceğine göre üst yoldan gitmiştir. Tamam, sağ ol kardeşim. Bankodakilere dönüp hoşça kalın dedim ve taksilerin kümelendiği yere gittim. Merhaba arkadaşlar. İçinizde bu resimdeki kızın araçlarınızdan birine bindiğini gören var mı deyip hepsine tek tek gösterdim. Salı sabahı saat 8'de otobüsten inip bu tarafa gelmiş. Muavine taksiye bineceğini söylemiş. Belki araçlarınızdan birine binmiştir. Bu saate kadar haber alamadığımız için araştırıyorum dedim. En az 6 kişi de görmediğini söylemişti ki şansım yaver gitti. Tam ayrılırken yeni bir araç yanaştı. Orta yaşlarda kır saçlı şoför indi arabadan. Yanıma gelince ona da gösterdim. Hemen tanıdı. Fakat onların arabalarına binmediğini, çıkışa doğru yürüdüğünü söyledi. Peki oradan geçen bir taksiye binmiş olabilir mi dedim. Öyle bir şeye fırsat vermeyiz. Orada bekleyen değnekçi arkadaşımız buna mani olur. Yine de kendisine soralım. Gelin beraber gidelim yanına dedi. Birlikte çıkışa doğru yürüdük. Değnekçi 60'lı yaşlarda gariban duruşlu bir adamdı. Yanımdaki şoför, Halil abi bak bu bey sana bir bayan resmi gösterecek dedi. Adam boynuna asılı olan yakın gözünü takıp baktı. Bu bayanı gördüm, evet. Girişin solundaki girintide biraz bekledi. Taksiye binecek gibi olursa mani olmak için gözüm üzerindeydi. Biraz sonra kırmızı renkli özel bir arabaya bindi. Arabanın markası neydi? Plakasını görebildin mi? Plakayı bilmiyorum ama modeli yüksekti. Audi'ydi sanırım. Şu kulübenin üstündeki kamera çalışıyor mu? Sanırım çalışıyor. Geçen gün burada bir kaza olmuştu. Polisler de sormuşlardı içeriye. Tamam beyler, teşekkür ederim. Sağ olun, yararlı oldunuz dedim. Görevli olduğum dönemlerde otogarın müdürüyle görüşmelerim olmuştu. Kamera konusuna yardımcı olur diye yanına gittim. Beni görünce masasından kalktı. İki elini birden ileri doğru uzatıp "Vay Demir komiserim, hoş geldin. Nerelerdesin? Emekli olduğunu duydum" dedi hararetli bir şekilde. "Evet, öyle oldu ne yazık ki" dedim elimi uzatarak. Güçlü bir şekilde sıktı. Toplumun kalabalık olduğu bu tür yerleri idare etmek her zaman zor olmuştur. Her türden insanı ağırlamak gerek. Olaylarda hiç eksik olmaz. Yan kesicisi, kapkaççısı, sarhoşu, serserisi, her zaman olay yaratan süne zararlıdırlar. O nedenle müdür polise biçi dışlıdır. Babacan bir adamdır. Bildiğim kadarıyla eski güreşçiymiş. "Duyduğuma göre yaralanmışsın. Sağlığın nasıl, iyi misin?" "İyiyim şükür. Ama çüreğe ayırdılar işte. Ne yapalım, kısmet böyleymiş." "Sadece çayımı içmeye geldiğini sanmıyorum. Buyur, nasıl yardımcı olabilirim eski dostum?" "Bir kızı arıyorum. Salı sabahı 8'de Pamukkale otobüsüyle gelmiş. Ama kız evine gelmediği için ailesi benden yardım istedi. Şimdilik izni garın çıkışına kadar sürdüm. Yol kenarında kırmızı son model Audi bir arabaya binmiş. Plakasını görmem için sizin girişteki kamera kaydına bakabilir miyim? Bir polis olarak değil, bir dost olarak tabii ki." "Lafım olur. Tabii istediğin gibi hareket et. Ama önce bir kahvemi içmeden bırakmam. Dur yahu, öğlen de olmuş zaten. En iyisi bir yemeğimi ye. Vaktin var değil mi?" Aramızda bir resmiyet olmadığı için ona Saffet abi diyebilirdim artık. Benden 15 yaş büyüktü. Sağlam karakterli bir adamdı. Sağ olsun elinden geleni yapıp işimi hallediverdi. Arabanın plakasını öğrenmiştim. Emekli de olsam ara sıra merkeze uğruyordum. Şubeden Zeliha bana yardım edebilirdi. Onu aradım hemen. Plakayı araştırmasını söyledim. Önce biraz çekimsel davranır gibi oldu. Ama bana olan yakın ilgisi nedeniyle hayır diyemedi. İşimin ölümünden sonra aramızda sıcaklık oluşmuştu. 3 yıldır buluşuyorduk. Hala da buluşmalarımız devam ediyordu tabii. Onu direksiyondayken aramıştım. Eve gidip orada bekleyecektim artık. Apartmana girerken Tomris teyze dairesinin kapısına meraklı bakışlarla önümü kesti. Benim geldiğimi camdan görmüştü herhalde. "Bir şey öğrenebildin mi?" dedi ellerime sarılarak. "Evet, fazla olmasa da bir şeyler buldum. Yıldız sabah 8'e otobüsten indikten sonra taksiye binmemiş. Otogarın önünden kırmızı renkli bir araba almış onu. Plakasını öğrendim. Sahibi hakkında haber bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Başka gelişmeler olunca haber veririm. Yalnız araba konusunu oğlunuza söylemeyin şimdilik. Ayrıca bir şey daha var. Kızınız Yıldız'ın polisle başını ağrımasını istemediğini söyledi. Bu konuda sen ne diyorsun? Merak ettim doğrusu. Araştırmanın sonunda emniyeti ilgilendirecek bir durum çıkarsa mecburen adı geçecek." "Tamam, nasıl istersen oğlum. Ay, bu kız kimin arabasına binmiş ki? İnşallah kötü bir şey gelmez başına. Kızımın dediğine gelince biraz doğru. Damadım biraz zenginliğin verdiği kendini beğenmiş biridir. Aile adının böyle bir olayda geçmesini istemiyordur. Polislik bir olay olmadan halledilsin diye sivil biri olmasını istedi" dedi. Telefondaki sesi doğru algılamıştım demek. Karşısındakine pek saygısı olmadığı hitap tarzından belliydi. Ne yaparsın, insanlar çeşit çeşitti. Gençlerdeki aşırı özgüven yüzünden bu zamana kadar sayısız olayla karşılaşmış, birçoğunda da üzücü sonuçlar meydana geldiğine tanık olmuştum. Bu da onlardan biri olmazdı inşallah. Aileler de çocukların üzerine gerekli denetimi yapmayınca ucunu göremedikleri karanlık tünellere girip kayboluyorlardı. Sonra da gelsin üzüntüler ve pişmanlıklar. Yıldız'ın telefonu ulaşamadıklarını söylüyorlardı ama bir de ben deneyeyim diyerek aradım numarayı. Daha ilk çalışta açıldı. "Alo, kimsiniz? Yıldız Ayral ile mi görüşüyorum? Kimsiniz? Neden arıyorsunuz?" "Bak, ben yabancı sayılmam. Tomris Hanım'ın komşusuyum. Adım Demir Darcan. Sanırım beni hatırlarsın. 4-5 sene kadar önce anneannene geldiğinde karşılaşmıştık. Polisim ama şimdi emekliyim. Seni bulmam için bana geldiler. Sana bir türlü ulaşamadıklarını söylediler. Onları merak içine bırakmışsın. Otogarın önünde kırmızı bir arabaya bindiğini biliyorum. Bir yardıma ihtiyacın varsa bana söyleyebilirsin. Yalnızca anneanneme üzülüyorum. Diğerleri umurumda değil. Dönmeye de niyetim yok. Onları engellediğim için bana ulaşamıyorlar. Sizin engeliniz olmadığı için açtım telefonu. Çünkü başka birinden telefon bekliyordum" dedi. "Şu an neredesin? Yeni bilmem lazım. Bana nerede olduğunu söyle. Şimdilik İstanbul'dakilere bir şey söylemeyeceğim. Bana güvenebilirsin. Hiç olmazsa bunu anneannen için yap. Senin için çok üzülüyor ve merak ediyor dedim. Tam cevap vereceği sırada bir erkek sesi araya girdi. Kiminle konuşuyorsun? Hadi gel. Her hazırlık tamam. Seni bekliyoruz. Kapat şu telefonu dedi. Yıldız, tamam kapatıyorum yanlış anlamışlar deyip kapattı. Bu durumda Zeliha'ya bir işim daha düşecekti. Kızın numarasını verip sinyalin yerini tespit ettirmesini isteyecektim. Öyle de yaptım. Bu arada aracın sahibini ve adresini de öğrenmiş oldum. Bomba bir isimdi. Karşıyaka Bostanlı'ya yol görünmüştü. Bir rezidans adresiydi. Hava çok sıcaktı. Öğle sonrası 15'i gösteriyordu. Şu İzmir'in sıcağı da çekilecek gibi değildi. Hava jilet gibi berrak mı berraktı. Göz kamaştıran bir aydınlık. Yönüm kuzeye dönük olduğu için güneşi ön cepheden almıyorum. Sağlı sollu ön camları açtım. Ama dışarıdan çöl sıcağı doluyor içeriye. Araç klimasına alerjim olduğu için açamıyordum ne yazık ki. Bayraklı üzerinden gitmeyi yeğledim. Şu saatler Karşıyaka sahil şeridi tenadır. Radyoyu açmaya yeltendiğim sırada telefonum çaldı. Arayan Zeliha'ydı. Sevgilim çok güzeldi ama maalesef berbat bir ismi vardı. Kafaya koydum. Evlenirsek eğer ilk işim adını değiştirmesini isteyecektim. Demir, ne taraftasın? Aracın adresine Bostanlı'ya gidiyorum. Şu anda Alaybey'deyim. Hemen dön. Sinyali Balçova'dan alıyorum. Şu anda sabit halde. Tamam, dönüyorum. Oraya varınca tekrar ararım deyip kapattım. Her zamanki gibi Ata Caddesi'nin trafiği yoğundu. Bir zamanlar daha geniş olan cadde, hangi aklı evvelin uygulaması ise kaldırımları genişletip yolu daraltınca trafik içinden çıkılmaz hale dönmüştü. Belediyenin önüne gelince telefon ötmeye başladı yine. Zeliha'ydı. Nerelerdesin? Belediye spor kompleksine kadar devam et. Parktan sağa dön. İlerle ve tekrar sağa dön. Yol sola doğru devam edecek. Üniversitenin arkasına varmadan sinyal soldaki 2. blokta sabit bekle. Şimdilik yapabileceğim bu kadar. Sana kolay gelsin. Bana da haber ver sonra. Hoşça kal. Öptüm dedi. 12 katlı binanın önündeydim. Tahminen en az 30 daire vardı. Kapıdaki isimlere baktım. Audi'nin sahibinin soyadını aradım. Evet, 5. katta 15 numaralı dairede Sedat Bağcılar'ın adı vardı. Sanırım milyoner Fatih Bağcılar'ın oğluydu. Kapıcının ziline bastım. Diyafonda tarazlı bir ses, "Kim o?" dedi. "Sedat Bağcılar Bey'i görmeye geldim, açar mısın?" "Neden onun zilini çalmıyorsun?" "Ona sürpriz yapacağım da haberi olsun istemiyorum." "Hele dur kapıya, geliyorum." Kel kafalı, uzun boylu, çipil gözlü, sarı benizli biri koridorda göründü. Yorgun bir hali vardı. Kuğuyu andıran boynunu ileri uzatıp yalparayarak kapıya geldi. Şüpheli gözlerle beni süzdü bir zaman. Kapıyı açıp dışarıya yanıma geldi. "Ne için göreceksin onu?" "Babası Fatih Bey gönderdi beni. Telefonu cevap vermiyormuş epeydir. Merak etmişler. Durum nedir bakmaya geldim. İşin doğrusu bu. Gençler işte başlarına buyruk hareket ediyorlar. Bakıp babasına bilgi vermem gerekiyor. Anlarsın ya, belki bir yaramazlık yapıyorlardır dedim. "İyi tamam, 15 numara. Yalnız dikkatli ol, pek tekin biri değildir." "Biliyorum, 5. kat." Öyle zengin bir adamın oğlunun böyle sıradan bir apartmanda oturması tuhaftı. Babasının burayı bildiğini sanmıyordum. Belli ki gözden uzak olmak için bir nedeni vardı. 15 numaralı dairenin kapısına gelince Yıldız'ın telefonunu çaldırdım. Tekrar ve içeriden gelecek sesi duymaya çalıştım. Evet, zayıf da olsa ses geliyordu. Yıldız buradaydı. Fakat açan yoktu. Huylanmaya başlamıştım. Bu sefer zili çaldım. Uzun uzun çaldım. Gelen falan yoktu hala. Tekrar aşağı indim. Kapıcıyı buldum. "Hemşerim, evde yoklar galiba. Eve geldiğini görmüş müydün?" "Tabii gördüm. Yanında da bir genç bayan vardı." "Başka birileri daha var mıydı?" "Onlar yalnızdı ama sonradan kızlı olanı 4 kişi daha geldi." "Yedek anahtar var mı? Başlarına bir şey gelmesin, çıkıp bakalım." "Evet var. Hanım temizlik için gidiyor. Gidip getireyim." dedi. Daire kapısına gelince hem telefonu hem de kapı zilini devamlı çaldırdık. Yine bir cevap yoktu. Açtık ve girdik. Manzara berbattı. Salonda 2 divanda da kızlar ve oğlanlar kendilerinden geçmiş bir durumda baygın yatıyorlardı. Orta sehpanın üzerinde ispiritolu küçük bir ocak, kaşık ve enjektörler vardı. Hemen boyun damarlarını yokladım. Hareket yoktu. Ağızlarından sızan beyaz köpüğü görünce geç kalandığını anlamıştım. Yazık olmuştu bu çocuklara. Hemen diğer odalara baktım. Yıldız'la Sedat da yatak odasına yan yana uzanmış yatıyorlardı. Sedat'ın ağzının kenarından da beyaz bir köpük yanağından aşağı akmıştı. Yıldız hala nefes alıyordu. Kapıcı paniklemiş, ne yapacağını bilemiyordu. Kızı hemen kucakladım. Kız yaşıyor. Sen 112'ye ve polise telefon et. Ben kızı hastaneye yetiştireyim. Hiçbir şeyde dokunma sakın. Gelenlere acil olduğu için kızı hastaneye götürdüğümü söyle. Ha, bu arada adım Demir Darcan. Emekli polisim. Adımı onlara ver, tamam mı? Dedim. Yıldız'ı hastaneye yetiştirdim. Koluna baktığımda bir iğne izi görmemiş olduğum için ferahlamıştım. İçkisine karışılan ilaç yüzünden kendinden geçmişti. Önce oturup sohbet ettiklerini, zaman ilerledikçe kafa bulmanın güzelliğinden konuşmaya başladıklarını, uçmanın güzelliklerini anlatıp onu da kendilerine katılmasını istediklerini söyledi kendine geldiğinde. Hastanedeki polis soruşturmasından sonra o gece gözetim altında hastanede kalması gerekiyordu. Bu zamana kadar uyuşturucu maddeye alışık olmayan vücudu tepkisini ağır şekilde göstermişti. Tehlikeli bir durum olmadığını söyleyen doktoru ancak yarın taburcu edileceğini açıklayınca hastaneden ayrıldım. Kan tahlilinde eroin kalıntısı çıkmayınca rahatlamıştım. Bu arada eski amirimin 5 gencin aşırı doz eroinden öldüklerini, olayların içinde olduğum için ifademe başvurulacağını söylediği telefonla alınca gidip her şeyi anlattım. Bu seferlik kızı hastaneye yetiştirdiğim için beni idare edeceğini söyledi ve bir dahaki sefer yetkisiz bir şey yapmayacağıma dair söz alarak beni azat etti. Bir gün sonranın akşamı anneannesinin evinde bir aradaydık. Hala halsiz görünüyordu. Tomris de ise gözlerimin içine minnetle bakıyordu. "Kızınıza haber verdiniz mi? Gelecekler mi?" dedim Yıldız'a bakarak. "Sadece kızım geliyor. Sabah 7 uçağıyla yola çıkacakmış. Damadın işleri varmış," dedi kinayeli bir sesle Tomris teyze. "Şimdi her şeyi baştan anlat bakalım," dedim Yıldız'a. Yıldız yüzüme bakıp, "İyiyim Demir Bey. Yaptığım büyük bir hataydı. Ama o sırada böyle düşünmüyordum. İnsanın güven duygusu gözüne perde indiriyor işte. Buna gaflet diyelim. Bir yıl kadar önce internet üzerinden tanıştım Sedat'la. Zamanla sohbetlerimiz birbirimizi tanıdıkça daha samimi hallere dönüştü. Konuşması o kadar güzeldi ki beni hemen sarıp sarmaladı. Bana aşık olduğunu ve çok sevdiğini söyledi. Uzaktan görüşmelerimize artık son verip bir arada olmamızı isteyince kabul ettim. İstanbul'a 2 sefer geldiğinde yakınlığımız olmuştu. Okulum nedeniyle oradan ayrılamıyordum. Evdekilere anneanneme gideceğimi söyledim. Yoksa başka türlü bırakmazlardı. Babam despot bir kişidir Demir Bey. Üzerimde çok baskı uyguluyordu. Daralmıştım artık. Oradan uzaklaşmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Sedat'la haberleştik. Salı sabah İzmir'de olacağımı söyledim. O sabah garın önünden aldı beni. İstanbul'a gelişinden daha yakışıklı göründü gözüme o an. Ne bileyim, sanki beynim uçmuş gibiydi. Çok heyecanlıydım. Sanki beyaz atlı prensimi bulmuş gibi hissediyordum. Sonra beni bulduğunuz eve geldik. Daha sonra çok yakın 2 arkadaşına geleceğini söyleyerek beni karşılama günümü kutlayacaklarını anlattı. Çok geçmeden onlar da geldiler. Yanlarında kız arkadaşları da vardı. Tanıştık. Birbirimizin geçmişi hakkında sorular sorduk. Yani anlayacağınız havadan sudan sohbetlerdi. Telefon çalınca salondan ayrılmıştım. Siz aramıştınız. Sedat yanıma gelip konuşmamı kesince kapatmak mecburiyetinde kaldım. Bana içeride hazırlık yaptık, seni bekliyoruz dedi. Salona geçince sehpaya açtıkları malzemeleri gördüm. Ne yaptıklarını sorduğumda buluşmamızın şerefine uçma partisi düzenledik dedi. O da ne demek dedim. Ruhumuzu özgür bırakmak, bu yaşamdan soyutlanmak. Ben buna dahil olmam dedim. O nazik insan yoktu karşımda artık. Bakışları değişmiş, tutarsız laflar etmeye başlamıştı. Biz ne yaparsak sen de katılacaksın şeklinde zorlama bir ifade kullanıyordu. Açıkçası korkmaya başlamıştım. Kaşıklar da erittikleri tozları enjektöre doldurup kollarını iğne yapmaya başladılar. Benim korktuğumu anlayınca teklif etmekten vazgeçtiler. O sohbetler sırasında Sedat bana içki hazırlamış, onu yavaş yavaş içiyordum. Sedat koluna iğne yaptıktan sonra "Hadi onları yalnız bırakalım. Seninle yalnız olmak istiyorum" dedi. Başka odaya geçtik. O sırada tekrar içki hazırlamıştı. Onu verdi. "Bu rahatlatır seni" dedi. İçtikten sonra hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açtım. 5'i de ölmüş öyle mi? Yazık olmuş. Üzülmedim desem yalan olur. "Evet" dedim üzgün ifadeyle. 5'ine de yazık oldu. Gencecik insanlar. Çocuklar başıboş bırakılıp izlenmedikçe bu gibi olaylar her zaman olacak. Ailene kızıyorsun ama ne yazık ki haklılar. Bunu sen de gördün. Mesleğimiz gereği bu zamana kadar nelerle karşılaştığımızı bir bilseniz. Yine de şansın varmış ki anneannem benden yardım istedi. Ve seni kötü bir girdaptan çekip çıkardık. Hadi geçmiş olsun. Önünde daha uzun bir hayat var. Evet, onlara bir özür borcum var, dedi. Çok olarak gördüğüm paranın bir kısmını Tomris teyze iade ettim. İlk işim de böyle olsundu. Önümüzdeki günler nelere gebedir bilinmez ki. Değerli dinleyicilerim, Dedektif Hikayeleri serimizin ilk videosu burada sona erdi. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.